İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, işgal altındaki milletler ve azınlıkların kendi kaderlerini tayin hakkı konulu çevrim içi tartışmada konuşacak. Din özgürlüğü modeli ve bir arada yaşama. Paris Heruni, Ermenistan'ın en az 9500 yıllık bir geçmişi var. Batı Ermenistan'ın Van ilinde yüzlerce Afgan göçmen tutuklandı. Vahram Tadevosyan, Vano Tadeo, İspanya'nın Barcelona şehrinde solo konser verecek. Surpdate Manastırı'nda yıllık ayin. Stepanakert'in Papazyan adlı dram tiyatrosu Yerevan ile diğer bölgelerde sahne alacak. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, işgal altındaki milletler ve azınlıkların kendi kaderlerini tayin hakkı konulu çevrim içi tartışmada bugün bir konuşmada bulunacak. Tartışmayı Dünya Tamil Hareketi organize ediyor. Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi Kültür Bakanını tanımıyorum ama yazan, tarihi gerçekleri çarpıtan, suçluları kurban olarak sunan insanları tanımaktan hoşlanmıyorum. Bu yılın 14 Temmuz'unda Clarín gazetesinde yayınlanan Özgürlük ve Dini Bir Arada Yaşamanın Kafkasya Modeli makalenin yazarı, konumuna saygı duymak şöyle dursun, açık bir şekilde çoğu Azerbaycan denen uzak bir ülke gerçeğinin farkında bile değil, Azerbaycan denen bu ülkeyi 10 yıllardır yöneten aşağılık diktatörlük rejiminin aylık işçisi seçilme niyetine yazısını ustaca kullanıyor. Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır Aliyev Hanedanı'nın işbirliği altındadır. Başkanlık sanki demokrasinin antitezinde monarşik bir mantıkmış gibi babadan oğlan miras kalmış gibi görünüyor. Böyle bir geçmişe sahip bir ülke örnek olabilir mi? Makale, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı utanç verici bir şekilde azınlıklara, yerli halklara hoşgörü örneği olarak sunarken hem şimdiki Aliyev hem de onun babası Karabağ'daki Artsakh gibi Ermeni bölgesinin yerli halkının tarihi ve kültürel mirasını yok etti. Aynı şekilde Nahçıvan'da olduğu gibi yabancı toprakları ele geçirmeye çalışmak, insanlarını öldürmek, atalarının 10 bin yıldan daha eski gerçek geçmişlerinin kültürel izlerini silerek gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunun somut belgelenmiş bir örneği 2005 yılında Nahçıvan mezarlığındaki binlerce Ermeni haçkarlarının imha edilmesi ve 2020'de Şuşi'deki Kazantsevtos Kilisesi'ne roket saldırısıdır. Tüm materyal web sitemizde mevcuttur. Gökbilimci, fizikçi Paris Heruni, Karahunc'un derinlenmesine araştırmasının bir sonucu olarak olağanüstü gerçekler Ermeni medeniyet tarihinin benzersizliğinin kanıtlarını sunuyor. Paris Heruni yaptığı açıklamada tarihimiz çarpıtıldı, Ermenistan'ın en az 9500 yıllık bir geçmişi var dedi. Batı Ermenistan'da 17 Temmuz'da 73 Afgan mülteci, 18 Temmuz'da ise 59'u Afgan olmak üzere 60 yasa dışı göçmen gözaltına alındı. Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Afgan göçmen akışı arttı. Birleşmiş Milletler'e göre bu yılın Ocak ayından bu yana 270 bin Afgan yerinden edildi. Göçmenlerin toplam sayısı ise 3,5 milyonu geçti. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın güney bölgeleri yasa dışı göçmenlerin ana yollarından biridir. Göçmenler ağırlıklı olarak Orta ve Güney Asya'dan gelmektedir. Dünyaca tanınan İspanyol Ermeni opera sanatçısı tenor Vahram Tadevosyan, İspanya'nın Barcelona kentinde 44 günlük savaşa adanmış bir solo konser verecek. İravunk adlı gazete onunla bu konu hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Tenor Tadevosyan bu röportajda yakında 44 günlük Artsakh Savaşı'na adanmış solo konserimin Barcelona'da gerçekleşeceği İspanya'ya gideceğim. Konserin amacı savaşta yaralanan askerlerin ailelerinin tıbbi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bildiğim kadarıyla askerlerimize her zaman yardım ettiğiniz sorusuna evet bir keresinde Gümrü Rehabilitasyon Merkezi'ne tüm geliri bağışlamıştım cevabını verdi. Bundan sonra bile omurilik ve eklem sorunları olan ziyaretçilerin
gerekli tıbbi bakımı alabilmeleri için konserlerimden benzer rehabilitasyon merkezlerine hayırsever bağışlar yaparak yardım etmeye devam ediyorum. İspanya'nın Barcelona kentindeki konserimde savaşın yol açtığı sağlık sorunları için savaşa katılan çocuklar için bireysel olarak para toplamak istiyorum. İRNA Ajansı tarafından verilen bir habere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Çaldıran eyaletine bağlı Karakilisa köyündeki Surptatev Manastırı'nda her yıl düzenlenen ayin dünyanın dört bir yanından Ermenilerin katılımı ve sağlık kayıtlarının tutulmasıyla gerçekleştirildi. 1954 yılından bugüne kadar devam eden yıllık hac ziyaretine İran'da yaşayan hemşirelerimizin yanı sıra Suriye, Lübnan, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Kanada ve diğer ülkelerden sürgündeki Ermeniler de katılıyor. Surptatev Datevos Havari Manastırı Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biridir ve milattan sonra 7. yüzyıla kadar uzanır. Bu manastır Çıldıran'ın 20 kilometre kuzeydoğusunda İsa Mesih'in havarisi Datevos'un mezarı üzerine inşa edilmiştir. Stepanakert'in Vahram Papazyan adlı dram tiyatrosu, sahneye uyarlayan ve yöneten Garine Koçaryan, resim Zorik Galisyan'ın üstlendiği, Narine Apkarya'nın Gökten Üç Elma Düştü adlı romanından uyarlanan aynı adlı bir oyunu, Yerevan ve ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ararat, Koday, Şirak ve Lori bölgelerinde de sergileyecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğosyan tarafından seslendirilen Ermeni aşuk şarkısı Sirunes Hokyak adlı eseri sunuyoruz. Sirunes Hokyak Seresun Sirun Magahem Kadren Konuy Saçerun Evatu Gervat Çökem Kespase Nekaka Kosi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.